Hello guys, welcome to in YouTube channel. And so the mosque, Recep Tayyip Erdoğan opened the door. Thank you. Tabii biz bu fikre inandık ama inandık cebimizde sadece 70 lira vardı. Tam bu o video değil lan. He pardon. Demen Emet ya yıllarca çalıştı ve çalıştı. Sürekli çalıştı. Dedi ki bize bir mola lazım. Bizim İstanbul serüvenimiz yaklaşık olarak 2 ay öncesinden başladı. 2 ay çabaladık ve sonunda İstanbul'a ulaştık ama 13 saat sürdü. Büyük bir macera, güzel hikayeler, bitmek bilmeyen enerjisiyle diyemem medya 1453 kilometre ile İstanbul'daydı. 13 saat otobüs yolculuğuydu, o yüzden otobüste gitmeyin. Yani İstanbul'a gitmek bizim için bir tatildi ve orada iş de yaptık, bonus oldu. Gidişimiz olaylı, dönüşümüz olaylı oldu ama güzel geçti, bitti. Diyalog var hem burada artık. Hala mı? Hoşuma gitti oğlan. Aynen abi. Oyun deyince söyle. Oyun. İstanbul'da bir kısa film çekmek bizim için önemliydi. Çünkü İstanbul'u bulmuşuz, çekelim. Diyemem medya koskoca İstanbul'a gitmiş de kısa film çekmeden döner mi hiç? Tabii ki de çektik. Kısa film aslında bizim anlatmak istediğimiz herhangi bir hikaye değildi. Direkt doğaçlama bir şekilde girdik. Güzel bir filmdi ama... Gündüz çekim yapamadık. Akşam yapalım dedik. Akşam da bir sürü zorlukla başa çıkmaya çalışmamız dışında gayet güzel oldu film. Oynadığım rol kötüydü. Karakterler çok güzeldi. Cuk diye de oyunculuklar oturdu. Köylü birini vermişler bana. Herkes kendi karakterini oynamaya çalıştı. Köylü milletin efendisidir. Burada bana biraz kötü bir rol düşmüş olabilir ama eminim ki karakterim o olduğu için onu oynadım. O kadar da değil. Kaderimizdi. Çektik. İstanbul'a gittiğimizde bizim için önemli olan şey set görebilmekti. Gelsin hayat bildiği gibi. Setine gittik. O bizim için bir tecrübe oldu çünkü istediğimiz bir sektör. Çekimler yaptık, görüntüler aldık, oyuncularla tanıştık, yönetmenle tanıştık. Gelsin hayat bildiği gibi dizinin bütün ekibine. Ve bizi orada özellikle ağırlayan İbrahim Asuta'ya teşekkür ediyoruz. Bu başlığı kim seçtiyse öncelikle çok teşekkür ederim. Siz Kahramanmaraş'tan çıkın, İstanbul'a gidin, İstanbul'da fotoğrafınız olmasın da. Olsun. Fotoğrafımızı çektik, keyfimize baktık, storylerimizi attık. Anlarsınız ki bu başlığı seçen arkadaşımız fotoğraf çekilmediği için bu başlığı koymuş. Belli bir düzeyde tutarsak bunu çok güzel olur. Tabii arkadaşlardan bir tanesi iki tane gönder attı diye şikayetçiydi. Koskoca İstanbul'da iki fotoğraf çekindik. Mesela bu bölümde videodan çok fotoğraf kullanmamızın sebebi de fotoğraf çekilme sevdasından kaynaklı. Diğer arkadaşımız hiç çekinmedi. Neymiş? Ben fotoğraf çekinmeyi sevmiyorum. Ve orada bir şey fark edeceksiniz. Benim ya bir tane olacak ya da hiç olmayacak. Diyeceklerim bu kadar. Bu kadar, başka bir şey yok.
Tabii İstanbul'a her ne kadar tatil için gitsek de gönlümüzdeki projeyi orada da tamamlamak istedik. Story Life içeriği. Story Life bizim için sadece bir belgesel programından fazlası. Başka insanların hayatlarına dahil olmak, onların hayatlarını onların ağzından dinlemek bizim için önemli. Kahramanmaraş'ta başladık bu işe. Sonra başka şehirlere devam etmek istedik. İlk hedefim İstanbul oldu. Mustafa abimiz Kahramanmaraş'ın Güzide iş insanı. Güzel hikayesi de vardı ve orada bir restoran işletme sahibi. İstanbul'da çok insanla görüştük. Ve şanssızlıklardan dolayı çekemedik. Story Life bizim için önemli çünkü Güzide insanların hikayelerini, Güzide insanları tanıtmaktı. İnsanların hayatına ulaşıyoruz ve bu insanların hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda yayında kartlardan izleyebilirsiniz. Takipte kalın. İşte gidiyorum Çeşmesi yahım. İşte gidiyorum İstanbul'a gittiğinizde İstanbul'u siyah beyaz bilir. Bizde her zaman böyle olmuş. O gün karanlık gündü. O gün İstanbul için kötü bir gündü. Galiba 7. gündü. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldim. İstanbul benim için bitmiştir. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben elendim. Abdülkadir ve Gökhan İstanbul macerası için mücadelesine devam edecek. Benden buraya kadar. Ahmet Açıksar'a İstanbul'a veda ediyordu. Ahmet'in gidişi. Gidişimiz sessiz oldu. İstanbul'a renk geldi. Bir canlandı, bir güzel bir şeye dönüştü. Mutluluk sebebi. Bir dahaki İstanbul'a gittiğimizde fethedip tekrardan geri geleceğiz. İstanbul'da yaptığımız görüşmeler tabii bizim için çok önemliydi. Yönetmen, iş insanı, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, medya ile uğraşan insanlarla görüştük. Görüştüğümüz her isim bizim için apayrı bir özeldi. Bu işin kalbi İstanbul'a atıyor. Haftalık programa yaydık, günlük programa yaydık. Olan arkadaşlar oldu, olmayan arkadaşlar oldu. Tabii hepsi ben varken oldu. Ben gittikten sonra eminim ki arkadaki ekip hiçbir şey yapmamıştır. Son dönem daha iyi oldu bizim için. Daha rahat hissettik kendimizi. İki kişiken daha iyiymişiz gibiydi. Özellikle son günlerde aldığımız iyi dönüşler bizim moralimizi çok düzeltti. Bizimle görüşen herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ahmet'in olmaması da bu işin bir artısıydı. İddia ediyorum. Ne yaptıysak biz yaptık. İstanbul'a gittiniz. Beni niye götürmez ya? İstanbul'a gidiyorsunuz. Beni nasıl götürmüyorsunuz siz ya? Ya Murat Yelen. Murat Yelen ya. Murat Yelen'den mi bahsediyoruz biz ya? Sırf bu yüzden götürmedik. Bak işte ya. Bak işte ya. Her ne kadar tatil için gitmiş de olsak aslında çok bariz bir şekilde belli. Orada görüştüğümüz kişiler ve orada yaptığımız işler. İş için tekrardan döneceğiz. Bizi İstanbul'dan çeken şey Kahramanmaraş hasretiydi. Yine geldik memleketimize. Bundan sonra İstanbul'a sık sık gideceğiz ve hepimizi izleyip göreceğiz. DMM Medya gururla sundu. Çok kaliteli içeriklerle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Bir daha gelmeyecek değil mi? Gelmeyecek. Tamam. Kimden bahsettiğini kim bilecek acaba? Hiç kimse bilmeyecek.